Yazıların işlendiği şiirlere ne diyeceğiz biz? İslamiyet öncesinde koşuk diyeceğiz, tamam mı? Zaten kitabımızda da ne demiş? Aşk, tabiat, güzellik konularının işlendiği koşuk demiş. Genellikle kendi başına bütünlüğü olan dört dizeli, yani nazım birimi dörtlük olarak karşımıza gelen bentlerden oluşan koşuklar halk edebiyatındaki koşmalara da benzerlik ne yapacak? Gösterecek. Şimdi onlarla ilgili gençler şöyle bir şey diyelim. Metin ve türle ilgili açıklamalar kısmı var. Tamam mı? Görüyor muyuz? Koşukla ilgili kısımda. Bakayım kimler geliyor? 13 kişi. Evet. Bugün. 12 kişi gelmişsiniz. Evet. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatının sözlü dönemine ait bir koşuk örneğini işledik diyordum, birazcık şekil özellikleri üzerinde de ne yaptık durduk. Ancak metni anlama ve çözümleme konusuna giriş yapamadık. Şimdi koşuktan ne olduğuna dair şuradaki metni anlama ve açıklamalar kısmını bil de orayı lütfen bileceksiniz. Yazılı da koşuk nedir sorusunu, koşukla ilgili kısmı o kısımdan öğreneceğiz. Şimdi koşuğun özelliklerini şöyle kısaca sıralayalım. Bir kere İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü dönemine ait bir nazım biçimidir. Şöyle bakıldığında diyor ki başka betinde baharın gelişiyle doğada meydana gelen değişim zaten koşukta o anlatılıyordu. Kelimelerle resmedilerek anlatılmıştır diyordu. O dönemde başka kültürler henüz Türk kültürünü ve dilini etkilemediği için dil sade ve millidir. Bunu zaten daha önceden konuşmuştuk değil mi? Başka kültürlerle öz Türkçe sadece Türkçemizin, dilimizin öz Türkçe yani yabancı dile maruz kalmadığı döneminin İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü döneminde olduğunu unutmayacağız. Dil sade ve milli. Metin dörtlükler halinde düzenlenmiş. Nazım birimi ne olarak geldi karşımıza? Kelde esin esneyü, kat kat tükel osnayı, kirdi bodun kasnayı, kara bulut kükreşir. Nazım birimi neymiş? Dörtlük. Bak bunları 9'da gördüğünüzü düşünüyorum. Edebiyatın temel kavramları. Nazım birimi şu bu falan. Ölçü nedir? Ahenk unsurları nedir? Bunları biliyoruz değil mi? Biliyor muyuz gençler? Ha, tamam. Biliyorsunuz yani. Dörtlükler halinde düzenlenmiş ve Türklerin milli ölçüsü olan hece ile söylenmiştir. Hemen şöyle bir bakalım kaçlı demiştik ona biz. Yedili hece ölçüsü demiştik değil mi? Milli ölçümüz, hece ölçüsü. Sözlü edebiyat döneminde şiirler, şaman, kan, baksı, ozan adı verilen kişilerce bir çeşit telli saz olan kopuz. Bunu da unutmayacağız. Çünkü halk edebiyatında bu kopuzun karşılığını ne alacak? Saz alacak. Tamam mı? Geleneğin devamı niteliğinde. Şaman, kan, baksı, ozanların yerini de şairler, ozanlar alacak. Tamam. Şöyle bakın. Şaman, kan, baksı, ozanı ne demiştik? Türklerde, eski Türklerde. Tamam, bu kişilerin değişik özellikleri vardı. Bak şairlik tarafları da var. Aynı zamanda Lokman Hekim görevleri var. Lokman Hekim nedir? Tıp doktoru şeklindeki bugünkü onun karşılığı. Ve sözüne yani aslında boy içinde en ileri gelen, bilgisine danışılan, onun öğütlerinin geçerli olduğu, dualarının alındığı kutsi değerde kişiler olarak da şaman, kan, baksı, ozanları ne yapabiliyoruz? Biz görüyoruz. Çünkü birçok törende bunlar bizi karşılıyor. İslamiyet öncesi Türk kültürüne ait metinlerde. Yani bunlar ne yapıyorlar? Mesela çocuklara at verme işinde bile. Aynı hem Dede Korkut hikayelerinde Dede Korkut tiplemesini işlemiştik ya. Onun gibi şaman, kan, baksı, ozanların da birçok neleri var? Özellikleri var. Bunun yanında da saz olan kopuz yani bir tarz telli saz olan kopuz eşliğinde şiirleri söyleme gibi şairlik tarafları da var. Genellikle aşk, tabiat, doğa, yiğitlik konularının işlendiği şiirler dörtlükler halinde yedili, sekizli, on birli hece ölçüsüyle yazılanları yarım kafiye zaten dünkü dersimizde gördük. Yarım kafiye kullanılarak oluşturulan şiirler bunlar. Koşuklarda kafiye düzeni A-A-A-A-B, A-B-A-B veya A-B-C-B şeklinde. Şöyle bakıldığında düz uyak şeklinde olduğunda ne yapıyoruz biz?
Görüyoruz. Koşuklar söyleyeni belli olmayan. O zaman anonim ürünler. Tamam mı? Söyleyeni belli olmayan ürünlere biz anonim ürünler diyoruz. Lirikliği nereden? Bakın aşk, tabiat, doğa, yiğitlik, güzellik konularında işleniyor. Duygulara hitap eden tarzda bir söyleyişi var. Halk edebiyatının orada söylenmiş bu özelliğiyle halk edebiyatında koşmalara, divan edebiyatında da gazele karşılık ne yapıyormuş? Koşuklar geliyormuş. Aslında geleneğin devam ettiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyor muyuz? Bak, Türk şiirinde, Türk edebiyatında üç tane şiir geleneği var. Halk şiiri geleneği, divan şiiri geleneği ve modern serbest şiir geleneği diyoruz. Şimdi mesela İslamiyet öncesi sözlü dönemdeki koşuğun halk edebiyatında koşma olarak karşılık bulduğunu, divan edebiyatında ise gazel olarak konular bakımından karşılık bulduğunu görüyoruz. Yani her dönemde şairler geleneklerle bir araya gelmişler, birbirlerini etkileyip birbirlerinden de etkilenmişler. Bunu söyleyebiliriz, öyle değil mi? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Koşuk nedir sorusuna artık cevaplayabilir miyiz gençler? Evet. Evet, şimdi metni anlama ve çözümlemeye bakıyoruz. Hadi söz sırası şu an sizde. Bir, metnin ikinci ve üçüncü dörtlüklerinde bahar hangi özellikleriyle anlatılmıştır? İki ve üç. Kar, buz, kamuğu erişti. Taklar suvu akıştı. Kökşin bulut örüşti. Kayguk boluk ögrişir. Karlar ve buzlar hep eridi. Böylece dağların suyu seller halinde aktı. Gökyüzünde mavimsi bulutlar belirdi. Bunlar deniz üstündeki kayıklar gibi sallanıp duruyor. Evet. Mevsim ne demiştik? Zaten şiir ne yapıyordu? Baharın gelişiyle doğada meydana gelen değişiklikler anlatılıyor muydu? Yukarıda da zaten onun açıklaması verildi koşukta. Evet, hadi kendi cümlelerinizi de sizden alalım gençler. Yok mu? Kışın gidip baharın gelmesi, Baharın gelmesi. Şimdi mesela yarım küreler şeklinde düşünürsek Elif Nur, biz şimdi hangi yarım küredeyiz? Kuzey yarım küredeyiz, öyle değil mi? Evet. Güney yarım küre var. Şimdi kuzey yarım kürede şu anki mevsimi düşünürsek biz kışa ne yapıyoruz? Girmeye çalışıyoruz, değil mi? Sonbaharın son demleri artık. Öyle değil mi? Öbür tarafta tam tersi olan güney yarım kürede de nereye girmeye girecekler? İlkbahara mı? Tam şimdi bu koşukta anlatılanlar şimdi güney yarım kürede olmaya başlamış mı? Coğrafi bilgilerimizden hareketle. 21 Mart ne dedik? Baharın gelişi. Dün de konuştuk. Artık hangisi önceydi unuttum da. Suya, havaya, toprağa cemreler ne yapıyor? Düşüyor. Bu ne demektir? Artık ısınmanın, yazın geleceğinin işaretleri ne yapıyor? Böyle geleneksel olarak da dinsel temalarla da ispatlanmış oluyor. Burada da 2'de ve 3'te yağmur yağdı. İlkbaharda yağmurların fazla oluşu, öyle değil mi? Her ne kadar iklimsel değişime bağlı olarak hani küresel ısınma falan diyoruz günümüzde. Bu bölgede onu çok fazla göremesek de birçok bölgede ilkbaharda yağışların çokluğunu, karların erimesiyle birlikte nehirlerin coşup taştığını, sel felaketlerinin olduğunu birçok bölgede ne yapabiliyoruz biz? Görebiliyoruz, öyle değil mi? Bununla ilgili bir kısım anlatılmış. Metnin dil ve anlatım özelliklerini göz önünde bulundurarak metinden bugüne kadar değişmeden gelen kelimeleri. Evet, şöyle bakıldığında dedik ki bu hiçbir kültürden etkilenmediği için sade ve milli olan bir dil özellikleriyle ne yapılmıştır? Yazılmıştır. Ancak şimdi bize mesela günümüz Türkçesiyle açıklaması olmasa gayet de yabancı geldi, değil mi? Dilin değişimini fark edebiliyor muyuz oradan? Evet. Gençler, değişim fark, ama mesela orijinal metinden kelde esin esneyi orijinal metinden okuduğumuzda da birçok kelimenin bugün de günümüzde kullanıldığını fark ediyor muyuz? Mesela geldiği biz bugün ne diyor? Geldi diyoruz, değil mi? KG değişimi var mı orada, bir tane sadece? Geldi, Evet. geldi. Bazı belki ağız özelliklerine göre bazı bölgelerde
kelde olarak bile ne yapılabilir? Kullanılabilir. Kara bulut, bulut demiyoruz da büyük ünlü uyumu kuralı küçük ünlüye göre de ne yapıyoruz? Yuvarlak yuvarlak bulut halini şöyle bakıyoruz. Birkaç kelimeyi de siz gösterin oradan. Kirdi var hocam. Hocam Evet, kar girdi, var. girdi. KG değişimi gene. Buz. Efendim? Kar var hocam. Aynı şekliyle Buz. değil mi? Bugün de kar, kar, buz. Aynı şekliyle ta İslamiyet. Kapı. Efendim? Kapı. Kapı. Evet. Yağmur. Hocam. Yağmur. Ya bak orada yağmur demiş. Biz bugün yağmur olarak onu ne yapıyoruz? Aslında yağmur şekliyle bile hem büyük ünlü uyumuna hem küçük ünlü uyumuna ne yapmış? O dönemde duymuş. Aslında bu değişmeden gelen kelimelerle kültürün devamlılığı dilin de günümüze kadar geldiğini söyleyebilir miyiz? Ufak tefek değişiklikler yaşamasına rağmen dil bugünlere kadar, o günün dili bugünlere kadar ne yapabilmiş? Taşınabilmiş. Onu diyebilir miyiz? Yani dil canlı. Kültür sürekli ne yapıyor? Hem var olan kültürü üzerine kata kata nesilden nesile ne yapıyor? Bugünlere kadar gelmiş Türkler. Mesela göçebe kültür dedik, öyle değil mi o dönem? Hala günümüzde de Yörükler bu bölgede çok iyi bilir. Öyle değil mi? Bu kültürün bir saniye gençler. Bu kültürün devamlılığına iyi bir örnek olabilir mi? Olabilir değil mi? Yörük kültürü o günkü İslamiyet öncesi Türklerdeki yaşayışın aynısı, tıpatıp aynısı olmasa da devamı niteliğinde gözüküyor mu gözükmüyor? Evet hocam. Gözüküyor. Göçebe kültür, yaylalara çıkış, hayvancılık önemli geçim kaynağı, doğaya, tabiata olan saygı, sevgi, ne bileyim, ekonominin hayvanlarla, avcılıkla sağlanışı. Şimdi ise ne yapıyor? Kendi koyununu, keçisini, ineğini besliyor. Ondan elde ettiği sütünü, peynirini, tereyağını ne yapıyor? Satıyor. Aynı o şekilde ya da et satıyor. Bilemiyorum artık. Onunla devam ediyor. Bazı kültürlerde bunun devamını ne yapabiliyoruz biz? Görebiliyoruz. Bunu diyebiliriz değil mi? Bugüne kadar gelen kelimelerle dil her ne kadar bir takım şeylere maruz kalsa da dış etkilere, o dış etkiler neler? Mesela Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle birlikte Arapça etkisi. Ondan sonra divan edebiyatı etkisiyle Farsça'nın, Arapça ve Farsça'dan oluşmuş olan Osmanlıca Türkçesinin etkisi o bir dönem hiç etkilenmeyen, sade ve milli olan Türkçenin Arapça ve Farsça tarafından bozulması anlamına geliyor mu? Artık millilikten bahsedebilir miyiz dilde? Dilde milliliği ne yapamayız? Bahsedemeyiz ama yüzyıllar boyunca Osmanlıca Türkçesi ve bu Türkçe birlikte devam etmiş. Medrese eğitimi alanlar Osmanlıca Türkçesiyle ne yapmışlar? Yazmışlar, çizmişler. Halk da bu dili kullanmış. Arada da ikilik oluşmuş. Birbirini anlamayan, aynı kültür içerisinde birbirini anlamayan kişiler, gruplar oluşmuş diyoruz. Evet, şiir türünün örneği. Metin hangi şiir türünün örneği? Pastoral mi hocam? Pastoral deriz ama daha çok böyle liriklik var mı duygularla ilgili? Pastoral de denilebilir. Ama lirik daha çok duyguların. Çünkü baharın gelişinden ziyade baharın gelmesiyle birlikte ki ne diyor? Diyor ki belki yer altında uzun süre. Yani çiçeklerle ilgili durum. Aslında şöyle kendimizden de örnekler verebilir miyiz buna? Mesela baharın gelişi, doğanın canlanışı, kendi ruhumuzda yarattığı etkiler neler? Mesela ilk kez bir ağacın çiçek açtığını görüyorsunuz kıştan sonra. Ne hissedersiniz? Büyük bir coşku, heyecan, mutluluk duyar mısın? Aa, bir ağaç çiçek açmış. Yani bu ne demek oluyor? Artık bahar geldi. Yani canlanma zamanı. Pastoral olsa da kır ve doğa sen onu şey yaptın, resme bakıyorsun da. Ama diyordu ki şiirde
Baharın gelişiyle doğada meydana gelen değişimin kelimelerle resmedilip aktarımı lirik bir anlatım. Çünkü bak yukarıda ne diyordu? Koşuklar söyleyeni belli olmayan anonim ürünlerdir. Lirik bir söyleyişin esas olduğu koşukla bu özelliği dolayısıyla da halk edebiyatından koşma ve divan edebiyatında gazele benzer Kamran. O Tamam. zaman ne diyeceğiz tür olarak? Bu bir Bir. lirik şiirdir. Lirik şiirinin ne olduğunu da hemen şöyle bir hatırlatalım mı? Bakalım. Bulursak yerimizi hemen hatırlatalım. Yani böyle üstünkörü konuşmayalım. Bakalım şiir türleri. Başla. Evet. Epik. Bakalım lirik. Duygu ve düşünceleri coşkun bir dille anlatan şiirlerdir. Eski Yunan edebiyatında ozanlar şiirlerini lir denen telli bir sazla söyledikleri için bu tür şiirlere lirik şiir denmiştir. Lirik şiirde toplumsal mutluluk ya da felaketlerden duyulan sevinç. Şimdi toplumsal mutluluk nedir? Baharın gelişi mi burada da? Sevinç ya da acı gibi ortak duygular, aşk, özlem, ölüm, ayrılık gibi bireysel duygular anlatılır. Akıldan çok düş gücüne, düşünceden çok duygulara dayanır. Divan edebiyatındaki gazel şarkı, halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai, lirik türlerde yazılmış eserlerdir diyor. Bu da koşukta İslamiyet öncesindeki koşmanın neydi? Devamıydı. Bu duygularla ilgili kısımları mesela halk soğuktan titreşerek evlere girdi, kara bulutlar gürlüyor demiş. Yalnız bir şey söyleyeceğim ha. Ödev sizin. Ben konuşuyorum hep. Neden acaba? Siz konuşun bakalım. Şiirdeki dizelere liriklikle ilgili örnekler verin böyle. Sistem mi atıyor, kendileri mi çıkıyor gençler? Arkadaşlarınız. Enes. Önerilir herhalde. Hocam Efendim? birkaç arkadaş atıyormuş da. Hmm. Hoca söyler misin dedi de şimdi. Kim? Birkaç arkadaş Ya kim? Ceren Enes? girememiş hocam da internetinde sorun varmış. Hmm. Peki. Ama ne olacak o zaman? Bu sorun halledilmediği sürece Ceren onu hiç giremeyecek derslere. Sadece benim derste olmuyordur illa ki. Matematikte, fizikte, şurada burada da oluyordur, değil mi? Öbür derslerde oluyor mu? Evet hocam, dün zaten Ceren hiçbir derse girmemiş, girememiş. Hmm. O zaman Ceren ona çözüm bulması gerekir. Tamam Enes. şiirin türüyle tem dördüncü soru. Hadi bunu siz cevaplayın lütfen. Şiirin türü ile teması arasında nasıl bir ilişki vardır? Hocam şimdi lirik dedik de benim aklım hala pastoralde kaldı ya. Şu görüntüden hareketler mi? Dağlar, yaylalar, çayır çimeni gördüm orada. Hocam içeriğinde de öyle bahsediyor. Yani Şimdi betimleme yapıyor. o, evet, pastoral şiiri ben şimdi sana anlat bir okuyorum. Tamam Kamran? Hala Hı. şüphem varsa konuşacağız. Kır ve çoban yaşamını anlatan, doğa güzelliklerini dile getiren şiirler. Bu şiire bukolik şiir de denir. Geçelim. Edebiyatımızda batılı anlamda ilk örneğini Abdullah Hamit Tarhan'ın Sahra adlı yaptığıyla verilmiştir. Sakin, temiz, masum kır hayatının tadını duyurmak amacı güdülür. Bunlar her türlü süsten, sözcük oyunlarından, gösteriş ve yapmacıktan uzak, sade, yalın bir üslupla yazılır. İşte şiir türleri idil, eklog, eleji şeklinde. Şairin doğa karşısındaki duygulanmasını anlatan şiirler, idiller, bir kişinin ağzından yazılıp bir kır hayatının güzelliğini ve çobanıl aşkı anlatan kısa şiirlerdir. Eglok birkaç çobanın, çoban diyor bak çoban çoban, aşk ve kır hayatı ve benzeri üzerine karşılıklı konuşması yoluyla yazılan şiirlerdir. Eleji de bir çoban öldüğünde arkasından arkadaşların söylediği altlardı. Bazı kaynaklarda lirik şiir türü olarak da adlandırılır diyor. Burada kır ve çoban yaşantısına ait bir şey mi? Kır yaşantısının nasıl güzel olduğuna dair bir şey mi ortaya kondu bu koşu? Yok, öyle bir şey yok. O zaman yok burada diyor ki bak
kitabımızda da metinde baharın gelişiyle doğada meydana gelen değişim. Bak, doğada meydana gelen değişim anlatıldı bu şiirde. Kır ve çoban yaşantısına ait olan bir şey olsaydı, evet pastoral şiirdir diyecektik Kamran. Tamam mı? Bu daha çok lirik. Şimdi tamam mıdır? Evet, sağ olun. Evet. Evet. Türüyle, şiirin türü lirik dedik. Teması da neydi? Baharın gelişiyle doğada meydana gelen değişim dedik. Onu da yukarıda söylemişti zaten. Nasıl bir bağlantı var? Koşuklar zaten ne dedik yukarıda? Gençler, siz ödevi yaptığınıza emin misiniz acaba? Hocam doğanın gelişini mutlulukla anlatıyor yani Yani işte evet. insanlar soğuktan soğuk gitti Evet. işte insanlar dışarı falan yani Şimdi mesela hava yine ısındı görsün. falan. Heh. Evet. Mesela şunu hayal edebiliyor musun? Biz şimdi böyle hani konar göçer cinsten olmadığımız için onu bilemeyebiliriz. Uzun bak, bir de o dönemdeki iklimsel durumu da bir hatırlayın bakalım. Metinlerde geçen ormanlar, ondan sonra böyle vahşi hayvanlar ve de tabiat çok çetin. İnsan henüz daha tabiatı ne yapamamış, alt edememiş. Doğa hakim her şeye. Güçlü olan doğa o bölgede. Ama insanlar gene de hani aklı sayesinde doğaya ne yapabilmişler? Uyum sağlayabilmişler, öyle değil mi? Çetin geçen kış şartları haliyle de insanlarla beraber hayvanlarını ne yapacaktır? Zorlayacak mıdır? Mesela siz onu da bilmezsiniz ya, bu bölge çocukları. Yani metrelerce kar yağdığını düşünün. Eskiden oluyordu. Mesela ben lise döneminde öğrenciyken kar tatilinden çok fazla böyle tatillerimiz olurdu. Köylere ne kadar çok kar yağardı. Ben ilçe merkezinde oturuyordum ama köylerden arkadaşlarımız gelemeyince o küçük kar yağışları, ilçeye yağan küçük kar yağışı da okulu tatil ettirirdi. Ama birazcık 15-20 kilometre köylere gittiğimizde o karı biz ne yapabilirdik? Görebilirdik. Şimdi bak, benim zaman 90'ların başlarını anlatıyorum. 93 yılında mezun oldum ben liseden. Şöyle bakıldığında gençler, o dönem İslamiyet öncesi, henüz modern çağ, bilim, hiçbir şey yok. Doğa böyle, neredeyse ilk yaratılış haliyle, onu diyebilirim yani. Canlılar, ekolojik denge bozulmamış, insan doğaya bu kadar da ne yapamamış, müdahale edememiş, kirletmemiş, nesli tüketmemiş birçok hayvanın. O dönemdeki hayat şartlarını, kış şartlarını bir düşünün bakalım. Çadırlar, evet tamam, soğuktan korunmayı falan insanoğlu öğrenmiş. Daha mağaralar döneminde, o ilk insanlar döneminden itibaren bir şekilde doğada mücadeleyi, doğadaki yaşamı uyumlu bir şekilde götürmeyi öğrenmiş. O dönem insanlarına da şöyle bakıldığında kış şartlarının, tamam yaylalarda durmayacaklar ama ovaya indiklerinde bile durumun, iklimin özellikleri belli. Dediklerimden bir şeyler anlaşıldı mı acaba? Ne demeye çalıştığımdan? O dönemki iklimle bu dönemdeki, sizin yaşadığınız dönemdeki iklimsel faaliyetlerinin farklı oluşu, kışın daha çetin ve sert geçişi, ciddi kar yağışları, bununla beraber kışın zaten doğayla beraber hayat da sakinleşiyor. Bir anlamda ölüyor mu? Yani Gençler. burada pek kış yok hocam ama o taraflar için doğrudur. Tabii bu bölge, ben o yüzden size hayal edemeyebilirsiniz diye başlangıçta onu söyledim ya. Evet. Bu bölge çocuğu nereden bilecek yani? Kış başladı değil mi? Kış birkaç gündür biraz akşamları havalar soğudu. Klimalar ya da doğal gaz artık neyse, onları ufak ufak yakmaya başladık. Ama hava durumlarına bakarsanız diğer bölgelerde eksi dereceleri ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz değil mi? Kar yağışları, Kars, Ardahan, Erzurum, oralara bir bakın, Hakkari falan. Öyle değil mi? Evet. Ama hocam Mesela tamam, o çok güzel. Efendim? bu Alanya bölgesinde bazen yani o kadar sıcak oluyor ki hala denize girebilirsiniz yani. Evet, yani bu Serik bölgesinde de turistlerimiz hala denize girmekte Kamran. Biz her ne kadar girmesek de.
girmeyiz. Çünkü hem soğuk hem hastalık şu bu falan filan. Ne bileyim. Dediğin doğru. Alanya'da kardeşim var. O da konuşuyor. Dün mesela gayet sıcaktı diyor. Burası birazcık daha hafif sertti. Zerik. Biz biraz daha içerideyiz. Siz denizin etkisiyle o ılımanlığı daha iyi alıyor. Ama sizin de kışın ayazınız olur. Biz o ayazı o kadar yemeyiz. Deniz ayazı. Aynen hocam. Evet. Yani o iklim şeyini şimdi buradan oraya geldik de anlayabildiniz, öyle değil mi? O günkü şartlardaki baharın gelişinin insanlarda nasıl bir duygu coşkunluğu yaratacağını, tabiatın canlanmasıyla beraber insanın da bu çetin şartlarla mücadelesinden galip çıkışının uyandıracağı o güzel duyguları verebildik mi acaba bu kadar konuşmanın sonrasında? Gençler, Evet. Elif Nur. Evet Efendim? hocam. Evet hocam. Verilebilir değil mi? Yani biraz bugünle değerlendirirsek daha iyi anlaşılıyor. O zaman lirik duygularla ve zaten konu olarak ne dedik? Aşk, tabiat, doğa, yiğitlik konularının işlendiği koşuklar. Burada da tabiatın canlanışı ne yapıyordu bu koşukta? Anlatılıyordu. Baharın gelişiyle şiir türü arasındaki bağlantıyı da fark ettik diyelim madem. Evet. Diyor ki metinde edebi sanattan çok az kullanılmasını neye bağlıyorsunuz? Aslında biraz önceki konuşmalar içerisinde biz cevabını verdik. Evet, bir de sizden alalım. İslamiyet öncesi dönemde olduğu için dil sade. Dil sade, değişik kültürlerde ne yapılmamış, Etkili. etkilenmemiş, konuşulduğu gibi ne yapılıyor? Yazılıyor derken ama gene de şiirselliği, o şiir dilini görüyoruz değil mi? Yani konuşurken biz kelde esin asnayı, kapka tükel osnayı şeklinde konuşmuyoruz. Deriz ki bahar geldi. Öyle değil mi? Sade açık açık bunu diyebiliriz. Rüzgar eserek geldi ya da falan filan olarak geldi falan demiyoruz. Mesela rüzgar eserek gelmesi de artık o kışın son demlerinin o rüzgarla beraber soğukları ne yapacak? Başka iklimlere gönderecek. Ondan sonra da ılıman kısım oralarda etkili olacak. Evet. Sadece bir dil kullanımı kültür diğer dillerin etkisinde olmayışı, milli bir dilin oluşu